akşamlar. Masaya hoş geldiniz. Güzel bir akşam olsun ümidiyle masa programına açıyorum efendim şu an huzurlarınızda. Çok sevdiğim, çok eski bir dostum var. Yılların eskitemediği bir aktör kendisi. Ragıp Savaş masada başlıyoruz, buyursunlar. Hoş geldin. Hoş buldum. Ya isyanım var kardeşim. Şu kadarcık değişmemişsin. Hala fiziğin şahane, yakışıklılık, ay, mükemmel. Biz kadınlar yıpranırken size ne oluyor acaba? Ya ne bileyim. Bilmiyorum ki herhalde işte bu şans yani. Çok özel bir şey yapmıyorum. Böyle ama gerçekten kalmış. Değişmediğinin farkında mısın sen de? Değilim vallahi. Ya değişiyorum tabii. Ben de yaşlanıyorum ama çok şükür hani biraz dikkat ediyorum bazı şeylere. Belli. Yani bir Hakan Peker'lik durumum var. O da değişmiyor çünkü böyle. Hoş geldin. Hoş bulduk. Masaya teşekkür ediyorum geldiğin için. Rica ederim. Çok büyük bir keyif burada olmak. Benim için de. Benim için de. Rumberg seyircileriyle olmak çok çok mutluluk. Ne güzel. Harika projelerden bahsedeceğiz. Bir de senin çok güzel bir okulun var. Biz komşuyuz. Evet. Sana da bir şeyler yaptıracağız orada. Eyvah eyvahlar olsun. Peki hazırsak o zaman bayanlar baylar, Ragıp Savaşlı masamız başlıyor. Buradayız az sonra. Anladık, biz de tiyatrocuyuz ama ya oğlum bir iş yapalım. Bak bir televizyona çık, bir görsünler seni. Televizyon mu, nasıl ya? O dünya başka bir şey, ben buradan nasıl çıkacağım? Koca olan ne oldu şimdi, sanatçı mı olacak bu, ne oluyor falan bilmem. Vallahi bir bak dedi işte. Anlattım. Ya kardeş gelsene bir bakalım falan, sana bir... Abi ben tiyatrocu. Ben seni sevdiğim zaman bu şehirde... Dingin, siyah beyaz. Bir şey anlatan, bir şey hissettiren şüphesiz. Ooo eller havaya falan. Gözlerimde canlanınca yaptığın haksızlıklar. En güzeli Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı. Benim efendim üst üst sınıflarımdan kendisi. Evet. Aynı konservatuvarda tiyatro bölümünü bitirmiş olmanın mutluluğu. Şimdi istiyorum ki beni o yıllara götürsene. Tiyatro hep istediğin bir şey miydi çocukken? Ve konservatuvar kazandıktan sonra neler hissettin? Geleceğe dair nelerdi beklentin? Ailede amcam rahmetli Turgut Savaş. Babacığım da çok yakın arkadaşı. Yengem Semra Savaş. Onlar zaten devlet tiyatrosu sanatçılarıydı. Ben... sporla hep meşguldüm. Ben ilkokulda basketbolla başladım. Sonra voleybola geçtim. Voleybolda kaldım sonra. Yani voleybol devam etti hayatım boyunca. Ve çok önemli bir yerindeydi hayatımın spor. Voleybol. Vallahi tiyatrocu olmayı hiç düşündün mü? Hayır, ama yani amcamla yengemin o işi yapması bana çok haz veriyordu. Çok merak ediyordum. Acaba nasıl bu iş? Nasıl yapıyorlar? Nasıl oluyor? Sahneye çıkmak ne demek falan filan. Neyse. Ondan sonra annem çok arzu etti. Ben aslında mimar olmak istiyordum. Hiç mimar olmak istiyordum. Peki bir dakika, anne oyunculuk yapmanın adına mı ısrar etti? Annem evet. Annem edebiyata çok düşkündü ve annem dedi ki ya işte oyuncu olmanı çok arzu ediyorum senin dedi. Dedim ki yani bu hani geceden sabaha olacak bir şey değil. Nasıl olacağım, oyuncu olmak çok zor bir şey. Yani bunu nasıl becereceğiz, ne olacak falan. Dedi ki amcanla bir konuşalım. Sonra... Amcamla bir görüşme yapıldı. Tabii amcam benden daha şey dedi ki yani böyle kolay bir şey değil, buna hemen karar veremeyiz. Yeteneği var mı, bakacağız. Yok mu tabii. Yani var mı çocukta bir şey, olur mu olmaz mı falan. Neyse 84 yılında Müşfik Kenter'le tanıştırdı beni amcam. Kenter tiyatrosuna gittik. Hoca... Elinde gene böyle koca bir kahve vardı. Ve bir elma. Elması var mıydı? Elması yoktu. Onun yanında değildi. Ondan sonra gel bakalım dedi. Ondan sonra gördüm. Oyunlarını da izlemiştim. Çok çok heyecanlandım. Konuşamadım zaten. Gel bakalım dedi. Ondan sonra. Koca oğlan, amcama koca oğlan diyorlardı. Çok iri yarıydı. Koca oğlan ne oldu şimdi, sanatçı mı olacak bu? Ne oluyor falan bilmem ne. Vallahi bir bak dedi işte. Müşfik dedi. Yani bir bakalım istiyor dedi. Tamam tamam dedi. Sonra bir... Prova takvimi yaptık. Kenterler'de çalışmaya başladık. Nasıl bir şans bu yalnız, yani, değil mi? Tabii çok büyük bir şans. Yani aslında hani bir torpilim oydu. Amcamın Müşfik Kenter'i tanımasıydı torpilim. Yani hani torpili varsa bu işin içerisinde ya, derler ya. Torpille mi girdin konservatuara? Neler diyorlar. Hayır. Sadece torpilim, tek torpilim amcamın tiyatrocu olması ve Müşfik Kenter'in çok
iyi bir arkadaşı olmasıydı. İki sene çalıştırdı beni. İki sene. Yani inanılmaz bir tempo. Tabii orada başka oyuncularla da Uğur Polat, onun emeği çoktur. Uğur'a emanet etti. Osman Weber'e emanet etti. İlyas İlbey, bizim Yasemin'in eşi, tiyatrodaydı zaten hep onlar. Olamadı, kendi turnede olduğu günlerde onlarla çalıştırdı falan. Onların da emeği çok üstünde. Ya hepsi aslında sana sahip çıkmışlar. Hepsinin de bayağı işte. Ciddi. Kenter Tiyatrosu'nda özellikle geceleri, oyunlar bittikten sonra. Yani sana anlatamam o provaların keyfini, yediğimiz yemekler, sohbetler falan. Sonra 86 yılında sınava girdim Mimar Sinan'a. O da jürideydi. Peki o sırada, özür dilerim lafını keseceğim. Sen tüm bu hayatı yaşarken Kenterler'de ve bütün bu havayı olduğu gibi solurken. Ya ben mimarlık okuyacaktım, ben voleybol benim hayatımdı falan. Onlar artık kırılmaya başlamış mıydı? Mimarlığı unuttum. Unuttum yani çünkü artık. Tabii yani ben hep söylüyorum, benim bu işi yapma sebebim öncelikle Müşfik Kenter'e olan hayranlığım zaten. Ya. Yani onun aktörlüğüne, onun insanlığına hayranlığım benim. Oyuncu olmam için bana en büyük şeyi verdi, enerjiyi verdi. Dolayısıyla tek üzüldüğüm şey mimar olamamak değil ama A takıma geçmiştim. O zaman Eczacıbaşı'nda oynuyordum, yani geçiyordum. Sporu bırakmak çok çok dokundu bana. Çünkü düşünsene, ortaokuldan beri emek verdiğim bir şey ve Türkiye'nin en iyi kulübüne transfer oluyorsun, evet. Ama konservatuvarda olman gerektiği için sporu bırakıyorsun. Çünkü kazandım, bıraktım o sene. Bir sene, pardon, 87'de bıraktım. İşte, hayatın başka sürprizleri varmış. Tabii sana, yani hafta sonu okulda prova yapıyoruz ya, provalar evet. Oluyordu ya. Hafta evet. Sonunda ben deplasmana gitmem gerekiyor falan, şehir dışı çakıştı. Yani spor başka bir üniversite olsa evet, olurdu ama konservatuvarla voleybol spor olmadı. Çok üzülerek 87 yılında bıraktım ama tabii dediğin gibi başka bir kapı açıldı tabii, önünde. Evet. Acayip bir hayata geçtim. Yani o kadar çok oyun oynama şansına da sahip oluyorsun, evet, ki sen o yaşta birçok oyunun içindesin, çalışıyorsun çok, da mesela Kenan Işık'la çalışıyorsun, yani. Aziz Nesin Niyaz'da Ahmet Gülhan'ın yönettiği Demokrasi Gemisi'nde çalışıyorsun, İstanbul Tiyatro Festivali'nde 5 ödüle layık. Yani aslında sen sanki bu iş için hazırlanmış gibisin yani, değil mi yani tiyatronun içine? Senin söylediğin gibi aslında işte su akıp yolunu buluyor, evet, ya bir şekilde. Kesinlikle. Demek ki onlar olacakmış. Ben böyle olacakmış benim hayatım. Evet. Ben belki bunun için abartıyor muyum bilmiyorum da yaratılmışım, doğmuşum. Evet. Yani yaşam kendi şeylerini, enerjisini ve şeyini buluyor bir süre sonra. Hiç zorladığın şeyler olmuyor zaten. Hakikaten, evet, bir bırakmak gerekiyor akışını ama bunun için çalışmak da lazım. Ben o dersi de aldım çok net. Hiçbir şey zorlamıyorum artık zaten. Yani mesajları çok net aldım. Üç defa böyle çok net mesaj geldi önüme. Hani İstenirse olur yavrum, sen fazla zorlama. Ondan sonra o beni o kadar rahatlattı ki hayatımda, her şeyi bıraktım. Olursa olur, olmazsa da bir bildiği vardır, iyidir falan. Bak, iyi ki de olmuş çünkü Türkiye'nin önemli tiyatrolarından biridir Bakırköy Belediye Tiyatrosu. Üçüncü ödenekli tiyatrosu. Aynen öyle. Ve ilçe tiyatrosu, biliyorsun değil mi? Ve çok güzeldir orası. Çok severim orayı. Zeliha hocamız buradan sevgiler, selamlar Zeliha olsun ya. Sayın Zeliha Berksoy. Çok emeği vardı. Keza rahmetli hocamız Müşfik Kenter, onların sayesinde olmuştur. Ve sen orada kurucularından biri olma şansı sahip oldun ki yıl 2017, hala da oradasın. Oradayım. Bu çok önemli. Çok. 90 yılından bahsediyoruz sayın seyirciler, yani 1990'dan. 90'da resmi olarak kuruldu tiyatro. Resmi olarak kuruldu ve ne oyuncular ne oyunlar. Kimler geldi geçti. Çok da güzel, gene çok genç, çok iyi bir kadromuz var. Hala devam ediyoruz. Şimdi ne olur bana son müjdeyi ver. Sanıyorum Jingle'lı müzikali. Jingle'lı. Nedir? Bakırköy Belediye Tiyatrosu'nda provadasınız. Nasıl bir müzikaldir, anlatır mısın bize? Tematik bir konser aslında. Hem bir siyaset tarihi var içerisinde. Evet. Yani siyaset var. Atıyorum işte 80 yılında Kenan Evren döneminde yapılan darbeden sonra sanatın ya da o dönem başbakanları ya da cumhurbaşkanlarının ya da siyasi olaylarına karşı sanatın gösterdiği tepkilerin ortaya çıkardığı oyunlar var.
Hep o dönemlerde. Oyunların kolajları gibi kolajlar, bir şey mi olacak? Kolajlar tabii canım. Lüküs Hayat, Evita, Türkiye'de oynayan yerli yabancı oyunlardan evet. alınan şarkılar. İşte Beyoğlu Beyoğlu, efendime söyleyeyim Keşanlı Ali. Bir sürü bugüne kadar çok sevilen müzikallerden alınan, seçilen şarkılarla bir kolaj yapıldı. Çok ve o kolajın güzel. Arasında da işte o hangi dönemden başlıyorsa Hacivat Karagöz'le açıyoruz zaten. İlk o güzel. Şeyle başlıyor. İlk kez böyle bir şey yapılıyor galiba değil mi? Ya, böyle müzikallerde oyun kolajı. Evet Emrah Eren, evet Emrah yaptı. Çok da güzel oldu proje koordinasyonunu. Aslında rejiyi de hep beraber bir araya gelip çıkardık. Sen oynayacak mısın? Oynuyorum, başladık. Aa, süper. Evet, geçen hafta başladık. Oyun 8'inde premier gala yaptı. Uzun sürecek bir iş gibi görünüyor. Çünkü seyirci o kadar mutlu ayrılıyor ki bir de şeyi düşün. Hani o Beyoğlu ya da işte Lüküs Hayat dönemin çıktığı zamanlara denk gelen yaşları. Yani hem gülerek hem gözyaşları içinde falan evet, ayrılıyorlar. Evet ve genç olanlar için bir belgesel biliyor. Niteliğinde tabii olur. Onlar da o şarkıları o dönemleri yaşamadılar sonuçta. Duymuşlar ama canlı olarak dinliyorlar. Bir de arkada kocaman bir barko vizyonda işte biz şarkı söylerken mesela bizim Yonca'yla düetimiz var. Hep böyle kalı söylüyoruz. Düet yapıyoruz. Erol Evgin'in. Arkada da Erol abinin işte görüntüleri. Her şarkının Keşan'la Ali'yi kim söylüyorsa işte Zilhan'ın sahnesi, işte Engin abinin, Keşan'la Ali'nin görüntüleri güzel. Falan. Ya onların da görüntüleri var yani bayağı. Çok çok duygusal çok, ve çok da eğlenceli bir iş. Çok güzelmiş. Bakırköy evet. Belediye Tiyatroları'nda Jingle müzikaline efendim gidiyoruz ve evet. izliyoruz evet. yani. Bunu hemen notlarımıza salıp sanıyorum yeni senede de devam edecektir. Valla uzun değil sene mi? Oynar, uzun seneler devam eder gibi. Aynı fikirdeyim, katılıyorum sana. Evet. Şimdi ben meşhur olmak için bu işe başlamadım. Tiyatroyu gerçekten sevdim. Çok. Bu konuda inan seninle hemfikirim. Meşhur olmak tabii aklımızdan canım. Bile geçmez. Bizim öyle bir lüksümüz yok. Babandan dolayı bizim ailelerimizden. Yani meşhur olmak diye bir şey onlar bize öğretmediler. Öğretmediler ve hala konservatuvarda okurken bizim amacımız neydi? İyi bir tiyatro oyuncusu olabilmek. Hani böyle ünlü olup televizyonlara yok çıkmak canım. Falan değildi yani. Her şeyde bize tiyatro sağladı. Her şeyi. Her şeyi veren bütün bize. Bütün terbiyeyi o verdi. Her şey. Maddi manevi her şeyin sahibi bize tiyatrodur yani. Hala en bereketli paramız tiyatrodan tabii. kazandığımız paradır. Nasıl bitmez lezzetli o para. Değil mi? Ufacıktır ama. Para ama tabii, harca harca bitmez. Vah çok kıymetli bir para. Şimdi ne olur bana şunu anlat. Tiyatro ile yolun devam ederken televizyonla ilk tanıştığın projeyi hatırlıyor musun? Hatırlamaz mısın? Yani artık seyirci seni tiyatronun dışında aa kim bu çocuk evet. dedi ve televizyonda izledi. Evet. Nasıl oldu? 98 Yangın Ayşe. Şöyle oldu. Sevgili Aydan Burhan. Mahallenin muhtarlarında oynuyordu. Uzun yıllar devam eden bir diziydi. Sonra başka bir iş yapalım artık falan demişler ve yeni bir iş yapmaya karar vermişler. Rahmetli Osman Yağmurdereli olacaktı yapımcısı. Allah rahmet eylesin. Evet. Neyse konuşulmuş, edilmiş falan filan. Sonra bir sürü şeyler oldu. Yapımcılar değişti. Bir gün Aydan cep telefonu vardı o zaman galiba. Beni aradılar falan. Bir görüşmek istiyoruz. Gittim ya dedi ki oğlum yeter artık dedi ya. Ne oldu dedim. Ben de 90'da tiyatroya girdim. 98'e kadar işte o bahsettiğin çok oyunların hep yani senede 2-3 oyun falan oynadım. Burada. Yani ve tiyatroda yatıp kalkıyorum. Yani gözüm hiçbir şey görmüyor tiyatrodan başka. Ya yeter dedi. Anladık biz de tiyatrocuyuz ama ya oğlum bir iş yapalım. Bak bir televizyona çık bir görsünler seni. İşte bir oyuncu kazansın televizyon falan. Ben ödüm koptu televizyon deyince. Yani nasıl olacak televizyon mu nasıl ya o dünya başka bir şey. Ben buradan nasıl çıkacağım oraya nasıl gireceğim falan filan. Ondan sonra 98'de başladık o işe. Türkiye'nin ilk özel kanalıydı o zaman. Yıldızlı olan evet. kanal. Evet, i̇şte evet. malum Star kanal. Kanalı. Star kanalı. Orada başladık. O kadar popüler oldu ki dizi ve o zaman dizilere... Ve sen de tabii. Ya ben de çok popüler tabii. oldum. Yani o zaten çok tuhaf geldi bana. Hala çok tuhaf geliyor popüler olmak, tanınmak. Çok benim hayatımın içinde olan bir şey değil ama... Mesela Serdar Ortaç dizinin müziğini yapmıştı. O zaman böyle şarkı meşhur oldu, dizi meşhur oldu, biz meşhur olduk falan. Böyle sen ne oluyor ona? Şey oldum yani. Ben, hani tiyatrodan çıkan böyle... Issız bir yerden tabii gelen ya. Şehre karışan bir ürkek insanın hali ben böyle bakıyorum yani falan böyle bir tuhaf bir şeyler oldu falan. Sonra tabii yavaş yavaş alıştık. Şöhret olmak, tanınmak kötü bir şey değil. Onu da söyleyeyim yanlış anlamasın kimse. Yani çok güzel tarafları da var tabii. Tabii ki. Ama
Onu abartmak, onunla yaşamak da bir oyuncunun bitmesi demek bence. Evet. O bir dengedir. Tadını da çıkarmak lazım. İşte dengede onu yürütmek en keyiflisi yani. Şimdi o zaman gidelim o günlere. Hadi bakalım, bakalım neler olmuş yani. Ay. Öyle başlamışsın ama sonrasında televizyonda neler yapmışsın. Hadi hazır ya, mısın? Hazırım abi. Heyecanla bekliyorum. Hadi bakalım gelsin. Ben iyi yaşamak, iyi elbiseler giymek, iyi yerlerde yemek yemek, iyi yerlerde oturmak, iyi arabalara binmek istiyorum. Bakın ben bunlardan bir tane çizdim. Ayrıca Osman abiyle de böyle konuştuk. Yani değiştiremem. Üzüldüm senin için. Genç yaşta ömrünü tüketeceksin, eve kapanacaksın diye ama. Bak dışarıdasın, aramızdasın. Bundan sonra her sabah 11 yıllık karımı kahvaltıda yanımda istiyorum. Neyse, bu seferlik affet. Sakın ha korktuğunu belli etme. Alttan da alma. Ya siz ne diyorsunuz be? Ha? Ne diyorsunuz? Kaçırılan benim oğlum. Biliyorsun ki çok önceden planlamıştık bu geceyi Canan. Seni götürmek istediğim çok özel bir yer var. Dahan'ın tuzak kurduğunu söyledin. Neden? Abi tamam. Ha? Bana bak kızım. Sen kimin tarafındasın ha? Siz bana emir verecek yetkiye sahip değilsiniz. Senin son gördüğümüz proje isimsizler. Evet, bıyıklar falan. Evet, bıyıklar falan. Ne hissediyorsun şöyle kendini izlediğinde? Vallahi çok tuhaf oldum. Yani o zamanları düşündüm. Ne çabuk geçtiğini düşündüm şu anda. Tek düşündüğüm o. Yani bu kaç yılın ne kadar çabuk geçtiğini düşündüm. Müthiş. Ama hepsi de çok keyifliydi. Çok keyifli oyuncularla çalıştık. Çok keyifli insanlarla tanıştım. İyi insanlarla tanıştım. Yani bir kez daha hani bu işi yaptığıma kesinlikle şükredebilirim. Ve şöyle söylüyorsun. Biz televizyonu ekmek parası için yaparız şeklinde bazı oyuncu arkadaşlarımın söylemleri bana doğru gelmiyor. Sanki biraz bizi küçültüyormuş gibi hissediyorum demişsin. Çok katıldığım için sana bunu notlarının arasında özellikle işaretledim. Aynı şeyi düşünüyorum. Çünkü orası da bizim işimiz değil mi yani? Ya baksana kocaman görüntüm var. Evet. İsmin yazıyor. Evet yani. Nasıl ekmek ya? Bunu seyirciye söylemek çok saygılı bir laf değil. Bana öyle geliyor. Diyenlere de saygı duyuyorum. Değişti ama. Ama şimdi bu yani, söylem değişti. Bu kadar, eskiden. Bir de her şeyin müsebbibi televizyon. Tiyatro yapıyorsun, televizyon sayesinde doluyor. Evet. Yani maalesef. Ama bence arkasında olmak lazım ya. Yani televizyon kötü bir şey. Yok, mi yani? Kesinlikle değil ve söylediğin şöyle doğru. Daha geniş bir kitleye hitap ediyorsun. Evet. Ki bu tiyatro için de bence çok tanıyorlar, güzel bir şey. Tanıyorlar tabii ki tiyatro. Seni yakından görmek istiyor. Tabii. Ve belki de birçok insanı tiyatroya biz getirdik tabii mesela ki, değil mi? Tabii ki. Hiç tiyatroya gelmemişti ama. Tabii ki. Seni yakından görmek için. Onu yakından görmek istediği için. Ortak çalışan bir durumu var televizyonla tiyatronun. Dünyada da böyle. Evet. Bizde değil sadece. Tabii yani ki. Biliyorsun National Theatre'da oynayan koskoca aktörler. Ne diziler yapıyorlar. Yani bunun birbirinden ayrı olması zaten mümkün değil ama böyle betimlemek bana çok doğru gelmiyor. Yani sadece sana. Para kazandığım bir mecra boş ver televizyonu ya falan. Ben sevmiyorum ama öyle bakana da saygı duyarım. Ama benim bakışım öyle değil yani. Neticede malzeme aynı ve orada da iyi bir performans sergilemek tabii zorundasın. Ya, iyi oyunculuk, sana, kötü evet, oyunculuk. Seni bir anlığına o dizi için kiralıyorlar ama sen de onu... Şartlarımız zor. O ayrı bir konu. Yani. Onu konuşuruz yani. İşkence yani. Şartlarımız zor. İşkence çekiyoruz ama yani. Valla kendi adınıza konuşun drama çekenler. Ya çok şanslısın vallahi. Ay nazarlar diyecek. Bak mesela Demet'le yaptığımız o sitcomda yani biz nasıl bir lüks yaşamışız Allah'ım yarabbim. O nasıl bir güzellik. Ben de aşkım ya, 6 seneye yakın nasıl oynadım. Nasıl bir lüks o ya. Arkasından pembe patikler yine çok yani, şanslıydım. Arkasından güldür yani çok akıllı davranmışım. Doğa vallahi yani dua ediyorum. Bir sitcom Allah'ım ne evet, olur. Evet değil mi? Ay harika bir mis şey. Mis gibi ya odan var. Sıcakken soğuktasın, soğuktan peki, sıcaktasın. Konfor, stüdyo ortamındasın. Bir de çok rahat konsantre olabiliyorsun. Drama. Kameralar hazır. Çok, herkes tabii. Artık birbirini biliyor falan. Çok. Ama drama da yakışıyor sana canım. Hepimize o, yakışıyor yani. Canım. Bütün oyunculara yakışıyor. Ve gelelim sinemaya. Tatatam. Şimdi tiyatroda zaten oynuyorsun. Yağmurcu, Bahar Noktası, Ocak, Sokak Kızı, İrma, Ivan Ivanoviç var mıydı yok muydu? Bayıldığım bir oyundur. Çok. Kuğular şarkı söylemez. Çok. İnsan denen garip hayvan. Mükemmel bir oyundur yine. Çehov sağ olsun. Çok değil mi? Güzel. Matmazel Julie, Üç Kuruşluk Opera, Mahogany, Şehrinin Varoluşu, Yükselişi ve Yıkılışı. Derken sinema. Sinema ilk kapını nasıl çaldı? Ne hissettin?
anlatma. Diye çaldı. Ben de açtım kapıyı. Çok enteresan. İyi ki de. Firuze, neredesin Firuze? Tabii benim aslında oyuncu olarak kendimi çok iyi gösterdiğim, performans anlamında da kendimi tanıtmak anlamında da ilk en önemli projeydi. Harika bizim, harika Uygur, sevgili harika canım. Uygur. Görüştük, işte Ivan'ı seyretti harika. Ivan'dan sonra bana dedi ki ya bir gelebilir misin, bir görüşelim dedi. Gittim bana dedi, şarkı söyleyebilir misin dedi bana. Aa, lütfen desin. Yani, bilmiyor tabii, yani normal dedim ki söylerim. Ama yani hani kime göre, neye göre şarkı söyleyebilir miyim bilmiyorum yani. Ne istiyorsun mesela? Ya ne bileyim işte bir şarkı söyleyebilir miyim? Ya söylerim, ne söyleyeceğim? Evet. İşte bir şarkı söylesene falan. Sonra Ezel Akay'la tanıştırdılar ama ben tabii ne olduğunu, ne olacağını bilmiyorum. Ezel dedi ki ya Ragıp şarkı söyleyebilir misin dedi. Söylerim ama dedim yani ne istiyorsun? Arabesk bir şarkı söyleyebilir misin mesela? Söylerim dedim. Ne olsun dedim. Yalnızım dostlarım olsun dedi. Abi en zorunu seçseymiş o da. İbrahim Tatlıses. Yani lütfen. Yani, büyük bir örnek var. Hedef yani çıta yüksekte. Okey dedim, ne yapayım dedim. Ya ben dedim sana bir kayıt yapayım, demo getireyim falan, olur dedi. Çıktım. Çok sevdiğim bir arkadaşım var. O da organizatör, şarkı, albüm yapıyor. Sezgin Gezgin. Sezgin'in evine gittim. Sezgin'le sabah 4'e kadar Yalnızım Dostlarımı böyle bir 5-6 versiyon falan kaydettim. Değişik değişik. Sonra sabah gittim bir yerde kahvaltı ettim. Uyumadım yalnız. Kayda gittim. Sabah 6.30-7 gibi kahvaltı Kayıttan ettim çıktı, karşıda. Oradan İFR'yi aradım. Ezel Bey geldi mi? Gelmedi. Kaç gibisi? 9 gibi gelir dediler. 9 gibi tabii yani elimde aslında. Yani şey gibi ya sanki un kaparında elimde CD'm. 9'da şeye girdim. İFR'ye girdim. Ezel'in önüne koydum CD'yi. Taktı. Bastı, dinledi. Dinliyor işte, söylemeye başladı. Kim bu dedi? Benim dedim. Falan dedi. Ben söyledim dedim. Ya nerede söyledim bunu dedi. Ya dedim ki böyle böyle akşam gittim arkadaşımın evinde kaydettim falan. Çünkü ben bir tiyatrocuyum desin. Evet, o iş oldu. Çünkü bu kadar şarkı söyler misinin altında işte filmi biliyorsun. Yani, adam şarkıcı. Evet. İşte onu söylemek zorunda falan. Neredesin Firuze ile serüven, sinema serüveni başladı. Müthiş bir serüven. Ama ne güzel bir çıkış değil mi o serüven? Çok. Öyle bir filmde oynamak gerçekten 100 tane film yaparsın. Bir tane öyle film yakalayamazsın. Yani çok şükür ki ilk filmimde böyle kült olan bir filmin içerisinde oldum. Yani büyük bir şans. Sadece sen değil, o kadar çok hepimiz çok, için Firuze'nin yeri çok bambaşkadır gerçekten. Bir başucu film o değil mi? Aynen yani? Kesinlikle ve ben Ezel Akay'ı buradan sevgiler, çok sevdiğim bir yönetmendir. Müthiş bir onun adam. Hayal gücü beni çok mutlu eder nedense. Kullandığı renkler İnanılmaz. Ve dili özel bir yönetmenimizdir. Kıymet bilinmesi gereken kesinlikle. Bir yönetmenimizdir. Kesinlikle Ezel Türkiye üstü bir adam yani. Aynen müthiş öyle. Yani. Ve sonra demişsin ki neredesin Firuze'den sonra. Un kafanı benden sormaya başladılar. Arandım ya. Ya aradılar. Ya çok klasik ama arandım ya. Ya kardeş gelsene bir bakalım falan sana bir... Abi ben tiyatrocu... Oğlum tiyatrocu ol, ne olacak diyor ya. Gel bir albüm yapalım işte bak parlasa yıldızın yürü buradan falan. Ya ne yürümesi dedim, bu film çektik ne albümü yapacağım ne olacak falan. Başka tabii çok iyi firmalardan da albüm teklifi geldi ama... Ya şöyle baktım gene çok klasik, belki ileride bundan bunun hata olduğunu düşüneceğim ama... Şimdi mesela ben hep kendimi seyirci yerine koyuyorum. Evet. Sinemada izledim. İşte Ragıp Savaş, ne güzel, bak ne güzel iş yapmışlar, iyi oynamış, fena değil adam, şarkı da söylemiş falan deyip o adamı sevip o sinemadan çıkıyorum. Adam 6 ay sonra albüm çıkarıyor abi. Evet. Ben bundan nefret ediyorum mesela. Ben bunu yani başkasının yapmasına kızdığım için kendim de yapmadım. Ya diyorum sömürü belki, gibi mi geliyor ya evet, sana? Evet çok böyle sömürmek istemedim oradan ya. Hemen her şeyi ben kullanamıyorum. Ben böyle değilim yani, böyle bir adamım ben, ne yapayım? Yapamadım. Oğlum bak hata ediyorsun. Bak hata ediyorsun. Yap. Her şey sıcağı sıcağı ne olur. Olmaz sonra falan filan. Ama çok şükür hiçbir zaman hayatımdan şarkı söylemek ve müzik eksik olmadı. Gene söylüyorum. Gene bir şeyler yapıyorum. Evet. Ya seviyorsun bunu. Var yeteneğin. Yani şimdi müzikal ya var. Ya, o da bir şans. Olmayabilir. Her oyuncu çok iyi şarkı söyleyecek diye bir şey yok. Sesin yoksa, kulağın yoksa söyleyemezsin. O da bir şans ama çok seviyorum müziği. Dolayısıyla yapmadım. Ama
yapacaksın 55 belki. Yaşımda yapacağım. 55. Bak 55. Koda koymuş. 55'te yapacağım. 50 yapalım. Geçtim 50'yi. Aa geçtin mi? Geçtim tabii canım. Yapma. Vallahi geçtim. Kaç bir yaş geçtim. Ya? 51 oldum. Ne diyorsun? Evet. 51 kere maşallah. 51 kere bana maşallah. Şimdi dur, Firuze demişken, sinema demişken filmlerine gidelim. Evet. Ama şu gördüğün... Mikrofon. O, kendisi mikrofon diyoruz. Bir tane de hazırla şimdi kendine. Bir tane söyledim tabii. Çünkü, çıplak sesle bir şey, bir kupya bir şey söylerim. Sen söylersin çünkü. Şimdi der ki canım seyirci, niye gelmişti şarkı söyleme. Dur şu filmlerine bir gidelim. Sen olsa da düşünedir. Buyursunlar. Tamam. Şimdi hakikaten abi biz hep böyle hani delikanlı falan takılıyoruz ya. Baba zamanla yıpratıyor ya. Ben yıprandım abi. Vallahi yıpratıyor. Kalın sağlıcakla. Ayşe! Ya ne dedi şimdi bu kız? Hiçbir şey anlamadı. Size emekliye ayrılmak kimsenin aklının ucundan bile geçmez. Ama yukarıdan da bana baskı var. Bu silahları Anadolu'da kime göndereceksiniz? Mustafa Kemal'in askerlerine Ali Bey. Ali Bey mi? Size gideceğiz değil mi maskeli balaya? Ya bir dur ne olursun ya. Bir lokma bir şey yiyeyim, ölüyorum açlıktan. Tam götüreceğim söz. Söz mü? Söz. Ya ne istiyorsunuz ya? Ben de mi karımı boşayayım? Yani ayrılalım mı istiyorsunuz? Eğer ben burada olsaydım bugün o kadar insanın eve girmemesi için ortalığı ayağa kaldırırdım. Ama yoktun Çınar. Ucuz bir tektaş yüzük lazım. Güzel, gösterişli, ucuz tektaş yüzük. Filmlerin de güzel. Filmlerin güzel, de izlenmiş filmler. Sinema filmin dizilerden daha çok. Sinema kariyeri daha yüksekte yani. Sinemada daha çok dizi. Demek ki evet. Çalıştın, kendini gösterdin ama evet. Şimdi... Söyleyelim bir şarkı. Bakayım nasıl ne olacak? Ne söyleyeceksin, heyecan yaptım. Yok, şeyi söyle. Açık değil mi mikrofon? Evet. Bizim bu Neredesin Firuze'nin çok meşhur oldu ya, oh, Beni Affet. Oh, hadi oradan harikasın. Çok ve kısa tamam, çıplak sesle süpersin. Bir şey söylemeye çalışacağım bakalım. Evet. Hatamız olursa affola bakalım. Beni affet, kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç. Beni affet, ben seni sevdiğim zaman bu şehirde yağmurlar yağardı. Ben seni sevdiğim zaman bu şehirde ayrılık kurşun gibi ağrıdı. Beni affet. Ben vallahi mikrofonu bırakmam biliyorsun. Tam evet. Kapanışta da güzel, böyle daha eğlenceli bir şeyle kapatırız dermişim. Ne kadar güzel bir şey. Peki kendin evde böyle karalar mısın yani müziğe yok, dair ya şeylere, bir şey besteler? Yazma, beste yapma ya da bir senaryo yazma gibi bir arzum ve isterim. Tamamen oyunculukla ilgileniyorum. Ya evet. O öyle bir yetim yok. Onu ayıracak vakit de yok kafamda. Hayır, evde böyle kendi kendine şarkılar yapar mısın? Yok. Yani evde Nil var, Fadik var değil mi? Ama onlar ya Nil yapıyor ama yani ben tamamen söylemek kısmında ilgileniyorum. Enstrüman çalıyorum bir sürü. Ama evde enstrüman yok. Okulda var bir sürü şey. Her şeyi orada çalıyorum, gidiyorum. Niye eve peki enstrüman getireyim? Eve iş getirmeyeyim mi dedin? Ya evde ben oturmak istiyorum ya. Rahat rahat değil mi? Böyle. Dur şimdi, bir de söylediğin şarkılardan da bir kolaj tamam. Var. Şimdi şarkıların tamam. Üstüne konuşmuşken onu atlamayalım. Buyursunlar. Beni affet. Kaybetmek için çok erken. Sensiz saadet ne? Tatmadım bilemem ki. Neler gördüm neler geldi başıma. Düşe kalka geldim ben bu yaşıma. Beklenmedik bir anda ayrılık gelip çatsa. Seninle paylaştığım tek bir gün yeter bana. Yıkılmadım, ayaktayım, o yaşadım, yaşıyorum. Başım yukarıda, meydan okuyorum hayata ve sana. Gönlüm doluyor aşkla, barıştım bak hayatla. Başladım yaşamaya. Sıcak bir yel estimi, coşar bütün hislerim. Ferman artık onundur, görmez gözü bir şeyi.
Ne güzel. Şarkı söylemek ya da söyleyebilmek çok güzel bir şey. Oyunculuk kadar güzel bir şey bence. Çok keyifli yani. Ne hissettiriyor sana şarkı söylemek? Çok mutlu oluyorum yani, hiçbir şey düşünmüyorum. O anda muhakkak zaten sevdiğim bir şeyi söylediğim için onların sözleri çok etkiliyor. Yani oyunculukta nasıl bir şeyi yorumlarken söylediğin rol ya da sözler, karakter seni etkiliyor. Şarkı da benim için o kadar kıymetli şarkı söylemek. Şimdi zaten müzik. Bunu müzikalinle taçlandırdın, evet, evet. Yani. Ama yani jingle'ıyla. Bir şey yapacağım. Hakikaten 55 benim şeyim. Yani o yaşta böyle bir dingin, siyah beyaz bir şey anlatan, bir şey hissettiren, şüphesiz dinleyene iyi şeyler hissettiren belki single ya da belki ufak kısa bir albüm, neyse adı, bir şey yapacağım. Bence kızıma, de yapmalısın. Kızıma da seyircilere, evet, de bir şey bırakırım. Aynen, bir armağan yani olur. Evet. Zuhal Olcay'ın bu albümleri çok güzeldir. Çok. Hem kendisi şahane bir oyuncudur. Müthiş. Hem çok da güzel şarkı söyler. Onun, evet, o başucu albümleri çok güzeldir. Evet. Mesela öyle bir şey hayal yani ettim. Yani hani bizim seni dinlerken tiyatrocu olarak, evet, yapacağımız yani kavga. Ooo, eller havaya falan. Yani böyle şey ceketler, yok, o, falan giyip böyle çıkıp bir şey değil mi? Sakin. Tabii, sakin, evet. Bize yakışacak. Şey, bir derdi olan, belki tabii, bir şey aynen, anlatan. Aynen, bir derdi falan. Ve bir şey anlatan. Peki derdi. Şimdi gelelim şu okul macerasına. Bana anlatır mısın çıkış hikayesini ve aynı zamanda sen de dersler veriyor musun? Eğitmen olarak da kendini orada geliştirmeye, anlatmaya devam ediyor musun? Şüphesiz ama ders veremiyorum çünkü yoğunum. Yani mesela haftada iki gün şu dersi veriyorum diyeceğim bir şey. Zaten sanat yönetimini yapıyorum. Bütün branşlara bakıyorum. Yani bale dahil, müzik, tiyatro, resim vesaire hepsine bakıyorum. Girip çıkıyorum derslere ama Ragıp Savaş olarak derslere maalesef giremiyorum. Vakitsizlikten zaman dolayı. Zaman bulamadığın için. Evet. Bu nasıl çıktı? Ben 2004-2007 yılları arasında Kocaeli Şehir Tiyatroları'nın genel sanat yönetmenliğini yaptım. 2007 yılında İzmit'te bir yatırımcı bir yerleri olduğunu söyledi. Teklif ettiler. Gittim, baktım, konuştuk, anlaştık. 2007 yılında İzmit'te başladı. Orayı açtık. Ondan sonra 2011 Sakarya'yı açtım. 2014'te Bursa'yı açtım. Aynı sene gene 2014'te de İstanbul, Göktürk'ü açtım. Şimdi içinde neler oluyor ve kaç yaşta gelebiliyorlar? 4 yaş. 4 yaşta başlayabiliyorlar. Baleyle başlıyor. 72 yaşında bateri öğrencim var. Öyle bir yaş aralığımız var. Her yaşa hitap ediyoruz. Evet. Bütün branşlar, var olan branşlar, hem çocuklar için hem yetişkinler için. Tiyatro var, çocuklar için yaratıcı drama var, modern dans var, caz dans var, street caz var, klasik bale var. Efendime söyleyeyim, yani bale var, müzikte birçok branş var. Elektro gitar, klasik gitar, efendime söyleyeyim bateri, işte vurmalılar, harika, keman, harika. Klasik gitar, her şey var. Resim var, resmin birçok branşları var. Göktürk birazcık daha kültürel anlamda daha farkında olan insanların olduğu bir yer. Dolayısıyla sanatın ne olduğunu, sanatın çocuğa ne faydası olabileceğini, sanatçı olmasa dahi sanatın yolundan o çocuğun geçmesinin ileride ona neler sağlayacağını bilen insanlar, evet, çok şükür. Onun için de büyük bir talep var okula. Ama biz de çok sağlam duruyoruz. İki yabancı üniversiteyle sertifika ortaklığımız var müzikte ve balede. Onları okuyorlar. Her yıl Londra'dan ve Sofya'dan jüri gelip onları sınav yapıyor, geçiyorlar. Bitirdikleri zaman gidip o üniversitelere sınavsız iyi notlar alırlarsa girebiliyorlar. O imkanları veriyoruz. Yani İstanbul'da belki 10 tane okul açsan 2 tanesi Göktürk gibi olabilir. Çünkü dediğin gibi çok ufak bir yer, evet, kasaba gibi bir yerde. Her ne kadar şimdi bozulmaya başlasa da. Evet, maalesef işte bozulacak ileriki yıllarda da öyle görünüyor. Dolayısıyla oradaki çocuk potansiyeli ve velilerin farkındalığı okulu bizim de çabalamamızı da bu hale getirdi. Ciddi sayıda bir öğrenci var. 2400 metrekare oldu okul. Ne güzel, bayağı ne kadar bir üniversite önemli. Gibi 500 küsür talebemiz var. Güzel. Çok şükür. Tabii sayı çok önemli değil. Yani önemli olan iyi eğitimi. İyi eğitim, bozmadan ve mutlu olmaları, iyi eğitim mutlu olmaları ve istikrar sağlamaları, tabii değil yani mi? Çok çünkü büyük bir üniversite gibi. Göktürk devam ediyor. Diğer okullarla ortaklığımı bitirdiğim için oradaki ortağı bıraktım.
Belki Ankara'da şimdi Göktürk yapabilirsin. Bak Ankara'da bu anlamda çok kıymetlidir. Çok, 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 çok şey. Sanata çok saygı duyan bir tabii memleketlerimizden bir tanesidir. Muhakkak. Aslında bu işin hikayesi şuydu Doğa. Yani ben bu işi daha çok Anadolu'da devam ettim. Evet. Işte. Ah işte. Gerçekten. Ya İstanbul'da olur çünkü imkanlar çok. Çok evet, ben doğru. Ben çocukların hayatlarının içine girip onların hayatlarına dokunup onları sanata doğru çekmeye çalışmak için hep Anadolu'yu tercih ettim. Yani İstanbul yoktu kafamda. Zaten İstanbul'da başka bir okuldu biliyorsun. Devraldık orayı. Evet, onu da evet, Fadi evet. Fadi çok arzu evet etti. O da başında şimdi. Çok, çok da iyi. Güzel ablar Fadi'ye buradan. Evet. Gayet de güzel yürütüyor okulu. Dolayısıyla ben Anadolu'da bunları çoğaltmak istedim. Kesinlikle katılıyorum sana ve bu çok çoğaltmak önemli bir şey. Lazım. Tabii ki çoğaltmak lazım ve senin de bir oyuncu olarak ve aynı zamanda tiyatroları yönetmiş, tiyatroların başında olmuş bir insan olarak gençleri bir nebze de olsa onların evet hayatında emeğin olması çok önemli, çok, çok kıymetli önemli. Çok sahici bir şey o çünkü. Tabii yani ki. Hiçbir şey bilmeyen bir çocuğu okula getirip sonra yıl sonunda onun piyano çaldığını ya da oyunculuk yaptığını görmek çok sahici. Çok, çok mutlaka öyle. Oyunculuk kadar, tiyatro kadar sahici bir iş yapıyorum. Peki, ona da çok şükrediyorum. Aynen ve diyormuşsun ki sana okuluna gelen öğrencilere ve velilere ünlü olmak için mi geldin yoksa aynen oyuncu olmak için mi, sanatçı olmak aynen için mi geldin? Nasıl cevaplar? Sen ne yaşadın da bu soruyu ya, sorgulasını diye sormak lazım da. Ya şimdi çok kızmıyorum ama birazcık da farkına vardırmak istiyorum insanları. Yani şöyle bir şey söylüyorum. Diyorum ki mesela diyor ki ya bizim çocuk 6 ay sonra Amerika'ya gidecek de hukuk okuyacak. Aa ne güzel falan. Ragıp Bey o zamana kadar bir diziye koysanız da oynasa bizim çocuk falan. Nasıl anlamadım? Bir dizide oynasın. Ne demek ya bir dizide oynasın diyorum. Yani ben bir kere dizi yapımcısı değilim. Ajans değilim. Ben burada bir okul açtım hasbelkader oyunculuk eğitim veriyorum. Yani bu insanlara da bunları anlatıyorum. Kızmıyorum artık. Hani buna alıştık. Diyorum ki bakın. Avukat olsun da diyor mesela. Tamam mı? Yan olarak. Bileziği bir altın bilezik olsun da bir yanına da ufak bir bilezik de oyunculuk diyor. Böyle bir şey yok. Yok. Ya oyuncu olursun ya da olmazsın. Çünkü tiyatrodan bahsediyorum. Evet. Televizyon başka bir şey. Televizyon evet oyunculuğundan bahsetmiyorum. Ben tiyatro ile ilgili konuşuyorum. Tiyatro bir ilim. Çocuğu ilmin içine sokacaksın. Başka bir branş da olmaz. Yani o dipsiz bir kuyu ona girecek. Acı çekecek, sevinecek, okuyacak, zorlanacak. Uykuları kaçacak yani hem efendim o olsun çile burada bir bilezik burada da bir tane tiyatro tabii olmuyor. Ya tiyatro yapacak ya da yapmayacak bu kadar basit. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Bu kibarca yani söylediğim o. Yani ünlü çocuklara olmak sorunca peki yani küçük çocuklar ya, o, ya da işte. Şimdi ünlü olma onlar nasıl tepkiler veriyorlar? Ya onlar da ya hocam niye öyle diyorsunuz ünlü olsak ne olur? Ya ol diyorum oğlum ama işte önce oyuncu ol. Bak biz oyuncu olduk. Evet. O tiyatro bizi tiyatroda bir şeyler yaptığımız için insanlar gelip bizi izlediler. Evet. Hadi gel burada da yap dediler. O bize verdi onu. Sen önce bir tiyatroyu yap evet, istiyorsan. Doğru. Sonrasında zaten o sana her şeyi verecektir. Ama şimdi başka bir durum var. Televizyon oyunculuğu ve eğitimi diye bir şey var. Bunu da destekliyorum. Yani illa tiyatrocu olmak zorunda değiller. Televizyonda bir şey yapmak isteyen, ünlü olmak isteyen arkadaşlarımız da var. Bunlara da saygı duyuyorum. O zaman kamera önü oyunculuklarına gidip tabii o da onu var bilmiyorum onu yapanlar yani da var. Onu ben anlamıyorum çok hani kamera oyuncu o tekniği de bilmiyorum. Var var ben var, de bilmiyorum çok, katılmadım çok düzgün insanlar da var bunun. Ona gitsinler. Orada eğitim alsınlar. Ondan sonra da gidip televizyonda, dizilerde işte ne oluyorsa, ne geliyorsa önlerine onlar da oynayabilirler ama tiyatro ile ilgili konuşuyorsak o zor bir şey. Evet, zor bir şey. Şunu işte anlatmak gerekiyor. Bu şöhret kavramı işte meşhur olmak televizyonda dizilerde aa işte o bir gün önce bilmiyordu ama bir gün sonra çok ünlü oldu o da insanların algısını değiştiriyor çok tabii. Sanki çok kolaymış gibi geliyor. Tabii. Televizyon için de zorlukları var aynen dediğimiz olmaz gibi. Mı? Tabii ki zevkli bir günde ünlü oluyorsun tamam kabul ediyorum bunu yaşayanlar var büyük bir coşku. Ama tiyatronun gerçekten çok sancılı, çekilmez bir yani çok durumu var. Hani bu güzel de değil yani ayrıca. Yani zor yani, tabii çok çok. Kesinlikle zor. Ve hep isteyen bir meslek, hep istiyor. Hep istiyor senden. Ve bitme yani ve bitmiyor. Sürekli kendini beğenmiyorsun ya. Tabii. Böyle bir meslek olabilir mi? Ama tabii işte onun tatmini, onun yani çok bambaşka. Ruh durumu bambaşka. Çok bambaşka. Öyle. Olur da bir gün her şeyimi kaybedersem yeniden başlamanın benim için zor olacağını düşünüyorum demişsin. Ama
bir yandan da çok mücadeleci, çok savaşçı bir yapın da var işte bunca yaptığın şeyden sonra. Kendini nasıl tanımlıyorsun? Yani bir aktör olarak kendinden başka bir şey çıkıyor elbette. Nasıl benzerlikler var? Yani hayatla mücadele ediş biçimin, seni yıldıran şeyler ya da güçlendiğin anlar, beslendiğin yerler. Ya ben çok mükemmeliyetçi bir yapım var. Yani ruhum öyle. Akrep burcuyum. Benden. Gel evet. Buraya. Çok alıttık. Ondan sonra. Ay, akrepler bizi anlar şu anda değil mi? Yani düş bir daha kalk. Aynen öyle. Yani o evet. Düşmeler. Ben 17 yaşında İstanbul'a geldim. Şu ana kadar hiç durmadım çok şükür. Evet. Hep çalıştım. Çalışıyorum. Ama yoruldum. Gerçekten yoruldum. Yaşta ilerledikçe demek ki insan biraz daha artık kendine vakit ayırmak, daha çok ailesiyle, daha çok arkadaşlarıyla, dostlarıyla ya da doğayla ya da denizle, benim bir deniz tutkum var, iç içe olmak istiyor. Çok şükür kendime göre kazancım da oldu, yatırımlarım da oldu. Aç değiliz, açıkta değiliz. Bir şekilde yaşıyoruz. Hayatımızı idame edecek durumdayız. Dolayısıyla artık hani ileriye dönük baktığımda bazı şeyleri yapmak ama o kadar içinde olup koşturmak değil, yapıp başlatıp belki devretmek, bırakmak ya da arada bir kontrol etmek gibi böyle bir planım var. Yani hepimizin var aslında. Oyuncuların hepsinin bu planı var. Çünkü kimle o kadar yorgunuz bir bırakıp ki. Yani yorgunuz. Evet, yani gerçekten. Bizi zannetmeyin ki biz çok büyük paralar, evet büyük paralar kazanılıyor olabilir ama yani biz o setlerde, tiyatrolarda, işte. O yollarda, o provalarda neler çekiyoruz bir bilseniz. Yani bunu da seviyoruz, şikayet etmiyoruz ama hepimiz çok yorgunuz. Evet. Dolayısıyla birazcık böyle işleri daha böyle rutine alıp biraz daha hayatı yaşamak, belki dünyayı böyle bazı ülkeleri görebilmek. Yani çünkü zaman, yarın ne olacağımız belli değil. Hep böyle demek ki yaşla ilgili bunlar böyle geliyor insanın aklına. Ama oyunculuğu bırakmak, sanatı bırakmak falan gibi bir derdim hiç yok. Derdin yok. Asla. Belki çünkü ufak ufak aralar vermek. Aynen. Sonra yani, yeni bir oyunla tabii. Seyircinin karşısına yani, çıkarabilmek. Senede işte ne bileyim bir oyun, bir dizi yapmazsın da iki senede bir dizi yaparsın. Evet, doğru. İki senede bir oyun yaparsın ama yaparsın. Bir de ya kardeşim bu oyunculuk, bu aktörlük, aktristlik öyle bir şey ki yaş aldıkça bal gibi oluyorsun. Evet, daha ya. Tatlanıyorsun, daha bilinçleniyorsun. Daha iyi algılıyorsun her şeyi. Daha iyi yorumladığını hissediyorsun. Dolayısıyla oyuncunun her yaşı çok kıymetli. Yani bırakmak mümkün değil. Ama dediğim gibi belki işte rutine almak, birazcık daha yavaşlamak, istediğin şeylerin içerisinde olmak, istemediklerine teşekkür edip olmamak gibi. Aynen, hayır diyebilmek. Belki de şarkı söylerim. Belki de sadece şarkı söyleyeceksin şimdi. Şimdi şarkını hazırla. Tamam, çok kısa bir reklam mi? Sonra aynen. Beraber şarkıyla çıkacağız. Tamam, buyursun efendim, az sonra buradayım. Evet şimdi efendim programa döndük. Her şey burada, bu masada da. Önemli bir parçayla kapatıyoruz. Şarkımızla kapatacağız. Büyük bir özgüvenle kapatacağız. 3, 2, 1. Sardı korkular, gelecek yıllar. Düşündüm sensiz nasıl yaşanacaklar. Gözlerimde canlanınca yaptığın haksızlıklar. Güçlendim. Her şey bambaşka olacak, döndüm bak, geldim şimdi. Bugünü aslında nasıl sabırla bekledimdi. Seni yalvarırken görmek, seni ağlatabilmek, geçmişi senden geri almak bütün ümidimdi. Olmaz artık. İyi akşamlar. Bay bay. La 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 la. La 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 la.